House and Home. Evle ilgili bir takım çalışmalar yapıyoruz. Burada daha çok arkadaşlar neye önem veriyor biliyor musunuz? Present tense'in önce eylemli cümlesini gösterdi. Şimdi durum cümlesi üzerinde duracak. Bu ünitede arkadaşlar bir evde olan şeyleri nasıl değerlendirebiliriz? Daha doğrusu isimlendirebiliriz. Onların üzerinde duracak. Sonra to be fiilin üzerinde duracak arkadaşlar. Yani to be fiil üzerinde demek ne demektir? Present tense'in durum cümlesi üzerinde duracak. Zarfları kullanmanıza önem vereceğiz. Zarfları nasıl kullanıyorsunuz detaylı bir şekilde. Bir de e-mail yazacağız arkadaşlar. Burada e-mail yazmayı öğreneceğiz. Şimdi hemen 01 araçlı 01 çalışmasında bakın 4 tane resim var. Birinci resimden 4. resme kadar hepsini bildiğinizi biliyorum. Birinci resim ne arkadaşlar? Bedroom. İkinci resim ne? Bathroom. Yes. Bathroom. Üçüncü resim ne arkadaşlar? Kitchen. Evet. Dördüncü resim ne? Living room. Tamam. Çok güzel. Bunlar çok güzeldi. Gerçekten kolay, basit sizin için. Şimdi esas bunlar biraz insanın kafasını karıştıran şeyler. Evet. Şimdi Garden demiş. Garden hangi resim arkadaşlar? Yedinci resim Garden. Evet. Hall dediği şey nedir? Hall. Üç. Antre mi hocam? İki zannediyorum hocam. İki. Antre demek. Antre. Evet antre. İki numara gibi geliyor bana. İki. Hall. Evet hall. Dediğim zaman İki. Antre yani. Evin o giriş boşluğu var ya o oraya hall deniyor. Peki hallway? Hallway. Üç o zaman. Üç o zaman oldu. Yok. Hallway üç değil hallway. Üç mü hocam? Evet üç hallway. Hallway Türkçe'de nedir? Evin girişine ne diyoruz biz? Antre. Ama diyoruz. Bir dakika. Evin girişine antre diyoruz. Peki. Peki evin o odalara ulaşan bütün kapılarına ne diyoruz? Koridor. Koridor. Hall, koridor, hallway de antre diye geçiyor değil mi arkadaşlar? Bak artık bunları bileceğiz. Şimdi bunlar o zaman hallway 3 oluyor o zaman değil mi hocam? Hallway 3 evet. Antre yani evin girişi. Evin girişi. 2. Hall neymiş arkadaşlar? O da koridor. Koridor, evin koridoru yani bütün kapılara açılan yeri anlamında geçiyor. Basement ne arkadaşlar? Basement. Bodrum katı. Basement. Evet. Hangisi? Resimlerde basement. Hangisi? Bir herhalde. Bakın dikkat edin buraya arkadaşlar. Basement'a. Bir değil mi? Bakın evin oturağı. Bakın evin oturağı. Görüyor musunuz? Evin oturağı toprağın üzerine. Toprağın altında olan yere diyor. Bir. Basement. Birinci kata ne diyorduk? Birinci kata? Ground floor. Evet. First floor'da deniyor. Ground floor'da. Ama basement neymiş? Toprağın altındaki kısma basement. Bodrum katı. Ama orada da bir şey yapabiliyoruz yani. Söyleyeyim. O da yapabiliyoruz. Peki attic ne demek attic? Çatı katı. 5 hocam. Tavan arası. Evet, tavan arası çatı katı. Doğru. Tavan arası çatı katı. Orada da bir oda yapabiliyoruz değil mi? Attic. Şimdi dikkatli bir şekilde bunları ezberlememiz lazım ki bundan sonra kullanacağız. Evet. Şimdi garage. Onu artık biliyorsunuzdur herhalde. 6. Garage yani. Study ne arkadaşlar? Study. Çalışma odası. 4. Bunun iki tane ismi var arkadaşlar. Study room ya da study. Study room ya da study. Şimdi geçiyorum öteki resimlere. Bu kelimeleri neden ezberletiyorum? Birazdan göreceksiniz neden ezberletmeye çalıştığımı. Hocam aklıma bir şey takıldı. Biz uçaktaki koltukların arasındaki koridora ne diyorduk onu? Aisle. Bak onu yazıyorum. O şu. Onu yazayım onu da buraya ilave edeyim. Büyüteyim biraz. Hocam ben sözlükten hallway'i koridor olarak öğrenmiştim.
bakmıştım bir hallway ne demek diye. Biz ama biz hall dedik şimdi. Öbür hall'a koridor dedik. Şimdi hallway'i şöyle öğrenin arkadaşlar. Ya tam Türkçe'de de tam karşılığını bulamıyorum ben çünkü. Hallway bir evin girişi yani hall'e giriş. Hall'e giriş. Hall'de bütün odalara açılan yer. Way dediği tamam. Giriş. Anlayabildiniz mi? Çünkü Türkçe tam karşılığını bulamıyoruz yani. Yani Türkçe 100 bin kelime, 111 bin kelime arkadaşlar. İngilizce 1 milyon kelime. Onun için bunları artık biraz algılamamız lazım. Yerine oturtmamız lazım kafamızda. Şimdi geldik buraya. Arkadaşlar şimdi bu resimlere bakacağız ve bu resimlerin ne olduklarını öğrenmeye çalışacağız. Şimdi birinci resime ne diyoruz? Birinci resme. Curtain. Curtain ya da curtain. Curtains. Yani perde olduğu için burada curtains diyebiliyoruz. Peki ikinci resme ne diyoruz arkadaşlar? Light lamp olabilir mi hocam? Lamp ya da table lamp deniyor. Table night, lamp. Night olabilir mi hocam? Night lamp olabilir. Gece lambası veya table lamp masa lambası veya lamp diyebilirsiniz. Demek ki bunun 3 tane adı var değil mi? Daha ileriye geçeceğiz daha ileride. Bunlar şey, basit kelimeler. Peki 3'e ne diyorduk 3'e? Televizyon. Televizyon. TV de diyebiliriz değil mi? TV de diyebiliriz, televizyon da diyebiliriz. Dörtteki o koltuğun yanındaki şeye ne diyoruz? Koltuğun yanındaki şeye. Koltuğa girip de yazı yazdığımız yere ne diyoruz? Masaya mı hocam? Desk. Table demiyoruz arkadaşlar. Orası çünkü çalışma masası. Desk. Çalışma masası anlamında geçiyor. Aynı zamanda kürsü olarak da geçiyor. İleride öğreneceksin inşallah. 5. 5'e geldim arkadaşlar. 5 ne? Shower. Duş yani değil mi? Duş aparatı. Duş. Peki 6'daki o elbiselerimizi, çamaşırlarımızı koyduğumuz şeye ne diyoruz? Onu bulamadım. Wardrobe olabilir mi? Wardrobe değil. Wardrobe başka bir şey. Onu da göstereceğiz ileride. Closet olabilir mi? Evet. Ne var onlarda? Ne var? Etecir dediğin zaman Fransızca zaten o etecir. Drawers. Evet, drawers diye geçiyor arkadaşlar. Bu da drawers diye geçiyor. Unutmayın bunları. Basit. Devam ediyorum arkadaşlar resimlere. Şimdi bire baktığınız zaman birde ne var? Birde ne görüyorsunuz? Window. Bravo. Birde window görüyorsunuz. Evet. İkiye baktığınızda arkadaşlar bir tablo gibi bir şey var. Ona ne diyoruz biz? Picture. Painting. Picture de oluyor arkadaşlar. Picture de deniyor, painting de deniyor. Üçe bakıyorsunuz. Bir perde var ama bir garip perde. Onun adı ne? Jalousi olabilir. Neydi? Bilen var mı? O perdenin adı mı? Jalousi. Türkçesi jalousi değil mi? Yani yok Türkçe Fransız. Evet. Hocam iki neydi? Blinds ya da blind. Blind. Aynı zamanda kör anlamına blind, geliyor. Blind kör demek evet. Blind jalousi anlamına geliyor. İşte bu Türkçe'de maalesef jalousi diyoruz. Artık bunun adını bulamamışız. Türk Dil Kurumu bulamamış. Dörde geldik. El yıkadığımız yere ne diyoruz arkadaşlar? Sink. Bravo. El yıkadığımız yere ne diyoruz? Sink diyoruz. Evet. Sink dedik buraya. Peki bu yastıklara ne diyoruz arkadaşlar? Bu yastıklara? Pillow. Ya da pillows. Pillow diyoruz orada. Peki şu fırına ne diyoruz? Fırına. Bakery. Oven. Oven ya da bake. Yok. Oven yazıyorum arkadaşlar. Oven ya da cooker diyoruz arkadaşlar. Cooker. Ya da cooker. Okey. Bunların da bu. Şimdi burada bilmediğiniz kelimeler var arkadaşlar. Efendim. Hocam o ikiyi de yazar mısınız? Ben onu anlamadım. Painting. Painting. Picture da denilebilir. Painting de denilebilir. Picture. Tamam. Ya da painting. Evet, picture ya da picture'ın e'sini unuttum.
Evet. Picture ya da painting. Bu window'du zaten. Pilavı bildiniz yazmadım onun için. Pilav. Onları da yazayım ben oğlum. Olmaz. Olsun. Evet. Şu window. Window. Evet. Pillow. Pillow'la cushion karıştırılıyor arkadaşlar. Pillow neydi, cushion neydi? Bilen var mı? Cushion hiç duymadık. Pillow yatak yastığına deniyor. Yatak yastığına pillow deniyor. Cushion da yastık arkadaşlar. O da koltuklardaki yastıklar var ya. Kırlentleri. Kırlent. İşte o da yastık. Ama o yastık cushion diye geçiyor. Okey mi? Ama o bu değil ha. O bu değil. Cushion başka bir yastık. Evet. Şimdi burada bilmediğiniz kelimeler çıktı. Drawers dedik. Buna showers dedik değil mi? Buna showers dedik. Hemen işaretleyelim onu da. Showers. Duşun adı mı? Duş başlığının adı mı showers hocam? Shower evet. Duş. Duş diye geçiyor. Duş. Buna table demiyorduk. Ne diyorduk buna? Desk. Desk. Çünkü çalışma masası değil mi? Desk çalışma masası. Başka bizim yazmadığımız bu table lamp diye geçiyordu. Onu da yazayım. Table lamp. Table lamp. Aynı zamanda night lamp dedi. Curtain genellikle iki tane olduğu için çoğul kullanılıyor curtain arkadaşlar. Ama curtain da diyebilirsiniz. Curtains diyoruz. Çoğul olduğu için perdeler sayılıyor. Curtains. Bunları şimdi birazdan kullanacağız. Onun için ezberletmem. TV biliyorsunuz artık yazmamız gerekiyor. Evet. Burada hall'la hallway'i karıştırdınız. Onu da işaretleyelim. Onu da belirleyelim arkadaşlar. Bakın eve girişe bakın hallway diyoruz. Unutmayın bunu. Eve girişe. Oldu mu? Evin girişi bu. Evin girişine girdikten sonra odalara açılan kapıya da ne diyoruz? Hall diyoruz. Hall. Hocam mesela, galiba apartman girişinden daire kapısına kadar hallway, dairenin iç yok, giriş kısmında. Yok yok, apartman girişi değil. Apartman girişi başka. Apartman girişi başka. Entrance of the building diye söylenilebilir. Apartman girişi başka. Bak burada bir ev var. Burada apartman değil. Burada tamam. Bir ev dedin. Tahta ahşap, aşağısı basement'ı var. Gide aşağı inen var değil mi? Bir de basement'ı yazayım arkadaşlar. O da çok dikkat çekici. Evet, basement'ı da yazalım. Basement neydi? Şuydu. Toprağın yara altında veya tam altında olan kısma basement diyorduk. Basement. Bir de atik var. Atikte bildiğin zaman bunu, atiği bildiğin zaman gene de yazacağım ben. Atik neydi arkadaşlar? Tavan arası. Evet. Bunları ne yapıyoruz? Bilgi olsun diye söylüyorum. Çünkü bunları çalışmalarda göreceğiz. Kelime de ezberlemeniz lazım sizde ya. Onun için yapıyoruz. Efendim study room'a yani çalışma odasına daha doğrusu study diyoruz arkadaşlar. Değil mi? Study diyoruz. Dörde study diyelim. Study ya da study room. Study room da denilebiliyor çünkü. Şimdi burada başka var mı? Garajı artık garden'ı bildiğiniz yok, için bunları yazmıyorum. Yukarıya çıktım arkadaşlar. Burada bilmediğiniz olmaması gerekiyor. Bedroom, yok, bathroom, kitchen, living room. Okey. Bakın yeni kelimeler nedir? Bak 4 tane, 5 tane burada var. 5 tane. Drawers. 6, 7, 8, 9, 10 tane oldu. Window biliyorsunuz onu saymıyorum. Blind 11. Cooker 12. Cushion 13. Sink'i bildiniz. Onu saymıyorum. 13 tane yeni kelime geçti. Bunları kullanacağız arkadaşlar. Onun için ne yapmamız lazım? Rica ediyorum bunları ezberlemeye çalışalım. Şimdi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu 6. çalışmayı değerli arkadaşlar. 6. çalışmayı Linda ile yapacaksınız. Zaten haftaya Linda ile 2 ders yapacaksınız. Linda haftaya Linda'nın dersi. Şimdi listening bir description demiş. Listening one picture description demiş. Şimdi burada 3 tane resim göreceksiniz arkadaşlar bakın. Bir şey dinleteceğim şimdi size. Daha sonra ben bunu şeye göndereceğim. Nedir onun adı? WhatsApp'a göndereceğim.
WhatsApp grubumuzdan da defalarca dinlersiniz. Aslında bugün, dün gönderecektim ben ama göndermeyeyim dedim. Şey yapsınlar çünkü daha sonra ödev vereceğim size bugün. Arkadaşlar şimdi bir şey dinleteceğim size. Bu dinlediğinizi iyice dinleyin. Bu adamın odası hangisi? Bakın okuyun. You are gonna listen to a student, Giorgio, describing his bedroom. Yani odasını tarif eden bir Giorgio diye bir öğrenciyi dinleyeceksiniz diyor. Listen and decide which picture is Giorgio's bedroom. İşte bu şekilde şeyleri çok soracaklar. İki kere dinleteceğim arkadaşlar. Bu birinci kitapta her şeyi iki kere dinlettirebilirim. İkinci kitapta da iki kere dinleteceğim ama üçüncü kitaptan sonra bir kere dinleteceğim arkadaşlar. IAS'de normalde iki kere dinletiliyor ama ben bir kereye göre ayarlamaya çalışacağım. Çok dinleyesiniz diye. Birinci ve ikinci kitapta iki kere dinleteceğim. Hadi başlıyoruz. Hocam bir şey sorabilir miyim başlamadan önce? Resimlerde iki tane painting var. Onlar painting olarak mı geçer yoksa başka bir şeysi mi var? Painting ya da picture iki tane. Yani iki isim kullanılıyor. Yani, aslında ya picture ikisi de... resim olarak kullanılıyor. Tamam. Üçünde de var painting picture. Tamam. Yani onlar painting ve picture. Tamam. Evet. Painting ya da picture diye geçiyor. Çünkü bu elle boyama da olabiliyor ya da çekilmiş resim de olabiliyor. Bilmediğimiz tamam. için öyle söylüyoruz. İkisini de söyleyebiliriz. Dikkatli dinliyoruz. İki kere dinleyeceğiz arkadaşlar. Okey. Bir de bu IAS'de bir tek orijinal sesleri kullanmıyorlar. Mesela yabancı birinin İngilizce konuşmasını da kullanıyorlar. Çünkü farklı seslerden İngilizceyi fark etmenizi sağlıyorlar. Şimdi dikkatlice iki kere dinleyin. Dinledikten sonra herkes bir kağıda yazsın. Bir mi, iki mi, üç mü adamın söylediği oda. Başlıyorum. Track 3. I'm excited about going to university, but I feel nervous about leaving my home, especially my bedroom. I like it a lot. My bed is very comfortable. I've got four big pillows. When I sit on my bed, if I look out of the window, I can see the garden. I often do my homework at my desk, and to help me study, I sometimes turn on the lamp so I can see my notes and my course books better. When I want to relax, I usually play games on my phone, which I keep in the drawers next to my bed. I haven't got my own bathroom. I need to go down the hall if I want a shower or bath. However, I have got a sink where I brush my teeth every morning before I go to college. I have two posters. One is above my bed, and the other one is next to the TV. What else? I don't like curtains very much, so I don't have them. At the window, I have a blind instead. I think it will be strange at first, sleeping somewhere new, but I'm sure I'll get used to it, and I'll make it feel like home. Evet. Hangisi sizce arkadaş? Hangi şık? İki. 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 Neden iki, iki hocam, iki. Perdeyi sevmiyorum dedi hocam. Perdesi yok hocam. She has got blind. Yes, birincisi blind. Ama ikisinde de blind var. Üçte de var. No. Ama yerinde hocam. Tamam, bahçeye bakıyor dedi hocam. Heh, bravo. Bahçeye bakıyor. Evet. Çünkü kendimi evde gibi hissediyorum dedim. Bravo. Bahçeye bakıyor ve evde hissediyor. Bravo. Bu tür şeylere alışık olun. Bu tür şeyler çok gelecek arkadaşlar. Onun için sıkı durun. Şimdi geldim buraya. 8'e geldim. 8'i büyütüyorum azıcık. 8'i büyütüyorum. Şimdi tekrar dinleteceğim size arkadaşlar. Tekrar dinleteceğim. Herkesin kitabı var mı? Herkes kitabını bastırdı mı arkadaşlar? Evet. Var hocam. Var hocam. O zaman evet. Bir daha dinlettiriyorum değerli arkadaşlar. Bir daha dinlettiriyorum. Şimdi dikkatli bir şekilde dinleyin. Bakın burada diyor ki now diyor. Now cover the pictures. Resimleri kapatın diyor.
in exercise 7 with a piece of paper, bir şeyle kapatın diyor. Ya yani resimlere bakmayın arkadaşlar. Oldu mu? Tekrar tamam. Dinleyeceğiz. Sonra 2 veya 3 kelimeyle bu yanlarına, bunların yanlarına yazacaksınız arkadaşlar. Yine 2 defa dinleteceğim. 2 veya 3 kelime yazacaksınız yanlarına. En fazla 3 kelime, en az 2 kelime yazacaksınız. 1 kelime olmaz. Oldu mu? Hadi. 2 kere dinleteceğim tekrar. Bu boşluğa yani daha doğrusu soruların yanına ne yazılması gerekiyorsa onları dolduracaksınız. Sorulara hocam bir sorulara baksaydık. Bir dakika müsaade edin. Bir dakika müsaade edin. Doğru söylüyorsun. Hadi dinlettiriyorum arkadaşlar. 2 defa daha dinleyeceksiniz. Oralı boşluğa doldurmaya için yazarak dolduracaksınız. En az 2 kelime, en fazla 3 kelime arkadaşlar. Başlıyoruz. Track 3. I'm excited about going to university, but I feel nervous about leaving my home, especially my bedroom. I like it a lot. My bed is very comfortable. I've got 4 big pillows. When I sit on my bed, if I look out of the window, I can see the garden. I often do my homework at my desk, and to help me study, I sometimes turn on the lamp so I can see my notes and my course books better. When I want to relax, I usually play games on my phone, which I keep in the drawers next to my bed. I haven't got my own bathroom. I need to go down the hall if I want a shower or bath. However, I have got a sink where I brush my teeth every morning before I go to college. I have 2 posters. One is above my bed, and the other one is next to the TV. What else? I don't like curtains very much, so I don't have them. At the window, I have a blind instead. I think it will be strange at first, sleeping somewhere new, but I'm sure I'll get used to it, and I'll make it feel like home. Şimdi, how does Georgia describe his bed? Bunun cevabı ne arkadaşlar? Bilen var mı? Very comfortable. Is very comfortable. Comfortable for a big pillows. Yo, sadece 2 veya 3 kelime. Very comfortable. Ha. Very comfortable. Very comfortable. 2 veya 3 kelime. Çok net, yani net olanları alıyordum. Very comfortable. Ben what? Kelime olarak yazacağız sandım. Kelime zaten very comfortable, very comfortable. 2 kelime. Ha, tamam. Yani yatağından bahsederken ki çok rahat olduğundan bahsediyor. İkincisi, what can he see outside of his windows? The garden. Aferin, güzel. The garden. Bu da 2 kelime değil mi? The garden. Garden demiyoruz çünkü bahçe biliyoruz artık. Tanıdığımız bahçe olduğu için. The garden diyoruz. 2 de the garden. 3. Why does he play games on his phone? Want to relax. Sadece to relax. Ya da to relax. Ben de for relaxing yazdım hocam. And for relaxing o da olur. To relax da olur. Ama in order to veya so as to kullanamıyoruz burada. O da make için anlamına geliyor. Ama burada diyor niye? 2 veya 3 kelime diyor. Onun için değil mi? To relax. Ya da for relaxing. Yani in order to veya so as to kullanamıyorsunuz. Peki sonra where is the bathroom diyor. Banyo nerede arkadaşlar? 3 kelime. Down the hall. Bunları siz not almanız gerekiyor okurken. Anlayabildiniz mi? Down the hall. What does he always do before he goes to college every morning? Brushes his teeth. Çünkü he olduğu için. Brushes his teeth. O da he'yi kullanmıyor da. Brushes his teeth. Çünkü şu tek şahıs ya, kısa konuşmayı öğreniyorsunuz burada. Farkında mısınız? What is at the window? Has blind. A blind.
A blind. Ne kadar basit konuşuyor adam. Ne kadar basit konuşuyor. Ama basit konuşmanın içerisinde neler var, neler, neler var, neler. Şimdi bu basit konuşmayı ben size göndereceğim. Bu basit konuşmayı bir şey yapmanızı istiyorum. Öncelikle tek tek yazın. Rahatlıkla yazabilirsiniz. Seviye size göre çok düşük yani. Şu konuşmaların size göre çok düşük. Bunu yazacaksınız. Bir yazdıktan sonra da kendiniz onu ezberlemeye çalışacaksınız. Sanki kendi odanız gibi ezberleyin. Sonra da kendi odanızı aynen adamın kurduğu yapılarla, adamın kurduğu cümle yapılarıyla, bunlarla kendi odanızı tarif etmeye çalışacaksınız. Aynen bu basit yapıyla, kendinize göre pasif kullanmayın, indirect speech kullanmayın, causative kullanmayın. Siz hala pasif kullanan aranızda arkadaşlar var. Ben istemiyorum onu. Niye? Çünkü gradually, azar azar yükselte bir bakacaksınız siz 300 kilo taşıyarak koşmaya başladınız. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Onun için bu da ödev olacak size. Şimdi geliyorum buraya. Reading, note taking. Diyor ki okuma, not alma diyor, not alma. Birinci dinleme, in listening one diyor. Giorgio spoke about going to university. Giorgio diyor, üniversiteye gitme hakkında konuşuyor, konuştu daha doğrusu. Before he goes, gitmeden önce, he needs to organize his accommodation. Yani yatacak yeri, kalacak yerini organize etmesi gerek diyor. He emails his friend Gavin. Gavin diye bir arkadaş var, ona email çekiyor. For help, yardım ve tavsiye için diyor. Read the advert, advert reklam demek. And email, diyor, bu reklamı ve e-maili okuyun diyor. Then complete Giorgio's notes. Burayı okuyacaksınız, bakın burayı virgülüne kadar, telefon numarasına kadar, e-mailine kadar burayı tamamıyla okuyacaksınız. Size ben 5 dakikadan fazla süre vereceğim. Tutacağım süreyi ama 5 dakikadan fazla. Hadi 6-7 dakika vereyim size. Ve ondan sonra burayı da okuyacaksınız. Ona yazdığı çünkü şey. Kim gönderiyor? Gavin. Gavin'den Giorgio'ya geri geliyor. Yani bunu okuyacaksınız. Sonra burayı okuyacaksınız. Sonra burayı da dolduracaksınız. 10 dakika veriyorum peki. Oldu mu? Hadi 10 dakika veriyorum. Hadi herkes başlasın. Bak burayı okuyorsunuz, burayı okuyorsunuz ve bunları kimle kontak kuracak, şirketin adı nedir, bilmem office location nedir, e-maili nedir, bilmem ne falan filan bunları yazacaksınız. Hadi. Şimdi bire ne yazdık arkadaşlar? Herkes söylesin. Mr. Taylor. Andrew Taylor. Doğrusu bu. Andrew Taylor. Mr. Andrew Taylor diye söylesek olmaz mı? Andrew Taylor. Andrew adı da var, soyadı da var. Mr. demeye gerek yok. Andrew Taylor. Okay. Kullanacağı adı bu. Okay, Andrew Taylor. İki, name of company. Prime Location Agency. Üçe, office location demiş. Ofisin bulunduğu yer. In London. Evet, sadece London. E-mail'i aynen yazabildiniz mi? Hayır, bir değişiklik var. Bak, e-mail şu arkadaşa gösteriyorum. AndrewTaylor@uniacom.com. Buydu. Ama konu değişti. Yanlışmış. He? Konu değişti. O değil. Donald.uk. Yes. Uniacom.com değil. UK değil mi? .com evet. Değil. UK. Evet. Doğru. Yeah. Bak dikkatlisiniz gerçekten. Aferin. Ben ezbere gittim. UK olacak. Bravo. Aferin çocuklar. Peki pazartesinden cumartesine kadar kiminle kontak kurmalı? Ofiste pazar günleri kiminle kontak kurmalı? Nasıl kontak? Ben oraya telefon numarası yazdım. By email. Yani diyor ki pazartesinden cumartesine ofiste diyor. Ofiste olacak diyor. Pazar günü de bir yerde. Burada zaten pazartesinden cumaya kadar ofiste başvurabilirler değil mi? Ama nokta koymuş. Noktadan sonra diyor pazar gününe filan yerde diyor.
Şöyle yapılabilir. Pazar günü only by email. By email. Only by email, yes. Anlayabildik mi arkadaşlar? Yes. Anlamadığınız bir şey var mı burada? Okurken anlamadığınız bir şey var mı? Yok hocam. Güzel, güzel. Şimdi geldik 10. çalışmaya arkadaşlar. 10. çalışmaya geldik. Şimdi burayı okuyoruz. Look at the table and read questions and statements. Giorgio decides to make a phone call to Andrew Taylor. What might they ask or say to each other? Birbirlerine ne sorabilirler? Put a tick, tick atın diyor, next to the question or statement each one might ask or say. Sevil, bunu bir izah et bakayım bize. Ne diyor bunu? Hep ben izah ediyorum. Peki, tabloya bakın ve soruları ve durumları okuyun. George karar verdi Andrew Taylor'a bir telefon açmaya. What might they ask or say to each other? Onlar birbirlerine ne söylemiş olabilirler? Hikat'ın gelecek soru veya durum hangi biri söylemiş ya da sormuş olabilir? Hangisi? Yani neler var hocam? Hangisini Giorgio öğrenci olarak, hangisinde agente sahibi Taylor olarak söylemiş? Evet. Aynen. Anlayabildiniz mi çocuklar? Hepiniz anladınız mı? Anladık hocam. Anladık. Hadi bakayım, başlayın. Çok basit. Zehra, sana sorayım evvela. Cevap ver. Are you a student? Andrew Taylor sormuştur hocam. Bir Andrew Taylor. Hepsini tamam, söyleyeyim mi? Söyle hepsini. Peki. İki, Georgia. Üç, Andrew Taylor. Dört, Georgia. Beş, Andrew Taylor. Where is accommodation? Andrew Taylor diye ben şey yaptım. Doğru mu arkadaşlar? Evet, hepsi aynı. Altı, Georgia. Altı, Georgia olabilir. Altı mı? Altı, Georgia. Georgia. Georgia'ya evet, sorulan soru ne? Are you a student diye soruyor değil mi? Andrew Taylor. Are you a student diye soruyor. Sonra Georgia ne cevap veriyor? I'm a student. Andrew Taylor tekrar ne soruyor? What do you want to study? Ne olacaksın diyor. Yani ne okumak istiyor? Peki onun karşılığında ne diyor? Ne diyor? O karşılığı değil, ayrı bir cümle hocam. Evet. Ayrı bir cümlede ne diyor peki? Ayrı bir cümlede. I live with my parents at the moment. Şimdi ailemle yaşıyorum. Ailemle yaşıyorum diyor. Doğru. Sonra beşinci ne? Can you speak English? Andrew. Andrew soruyor. Altıyı kim cevap veriyor? Georgia. Georgia soruyor. Georgia. Soruyor. Ne diyor Georgia? Tabii cevabını veriyor. Cevabını veriyor ama bu sefer de yatacak yer nerede diye soruyor değil mi? Evet. Hocam yalnız can you speak English ne kadar anlamsız olmuş. Konuşmuş. Sonra biliyor musun diyor. Bir dakika. Bunu iyi ki sordu. Bu değerli bir soru. Öyle mi? Tabii değerli bir soru. Çok güzel. Bu seviyede tam öğrenmez. Yani. Do you speak English? Bak şimdi bu çok yanlış bir konuşma tarzı. Do you speak English? Çok yanlış bir konuşma tarzı. Yani bunun anlamı şu, bunun anlamı şu, present tense nedir? Geniş zaman değil midir arkadaşlar? Sen diyor hep İngilizce mi konuşursun? Sen İngilizce konuşur musun? Evet. Hep İngilizce konuşursun. Ama can you speak English dediği zaman İngilizce konuşabilir misin anlamına geliyor. Şimdi aradaki farkı anlayabildiniz mi çocuklar? Hmm. Anlayabildiniz değil mi? Bak bu yaygın yapılan hatalardan common errors diye geçiyor. Onun için do you speak English artık yerleşmiş yanlışlardan. Do you speak English diye soruyoruz ama aslında doğrusu can you speak English? Do you speak English mesela sen İngilizce mi konuşursun? Yani hep böyle İngilizce mi konuşursun? Sen anlamına geçiyor. Şimdi anladın mı ne demek istediğimi? Anladım. Evet hocam. Bunu iyi ki de sordun. Gerçekten teşekkür ederim sorduğun için. İşte böyle açılacaksın. Soruların değerini görüyor musunuz arkadaşlar? Ben onun için soran öğrenciyi seviyorum. Şimdi gramere geldik arkadaşlar. Simple, present, positive, negative questions.
Sevgili arkadaşlar bakın pozitif buraya bakın. Pozitif görüyor musunuz? Bakın pozitif, negatif burada. Burada questions var. Burada da 1, 2, 3, 4 var. Yani mesela statement'larda yes, no'larda nasıl yazılabilir? IMS student'ı nasıl yazarsınız? Olumsuz olarak statement veya yes, no sorularında diğerlerini 2'de nasıl yazarsınız? 3'te nasıl? 4'te nasıl? Bunları boşlukları doldurarak yapıyorsunuz. Nasıl yapılacağını anladın mı? Bir örnek vereyim mi yoksa? Hocam. Evet hocam. Vereyim mi örnek? Hayır, IMS student. Gerek yok hocam, yaparız. Bence tamam, yapabilirsiniz ya. Bir zorlayın bakayım. Evet. Hadi 5 dakika süre veriyorum size. Bitiren... Hepsini mi yapıyoruz hocam? Hepsini. 8 tane. 5 dakika süre veriyorum. Yapabilirsiniz. Ya basit. Olumlu, olumsuz, doğru hallerini yapacaksınız. Tamam. Şimdi arkadaşlar, şöyle altını çizeyim de tekrar gördüğüm zaman. Benar, 1 ve 2'yi sen oku bakayım. Okuyayım hocam. 1, I am not a student. 2. 2, I live with my parents olacak. Güzel. 3 ve 4'ü Serpil okusun. 3 ve 4'ü. Bir dakika hocam. Hangisi? Hocam ben numara koymadan yazdım ya. Var orada. 3 var orada. Bak 3'ü bak. Ha, burada. 3 bak burada 3. Burada gördüm. Tamam mi? Gördüm hocam. 1 ile 2'yi okudu. 3'ü. Olumsuzunu okuyorum değil mi hocam? I don't live with my parents. Bir de 4'te. Yok bir dakika. I don't live with my parents demiş. Sonra he, she demiş. Onunla da bir cümle kurman gerekiyor. Tamam. He doesn't live with my parents. His parents. Ay karıştırdım iyice. Bak he doesn't live with his parents. She olsaydı ondan she doesn't her parents olacaktı. Evet, her parents olacaktı. Sorusunu da yapıyorum. Do you live with your parents? O zaten yapılmış. Does he live with his parents? Doğru, ya da does she live with her parents olacak. 5 ve 6'ya Hakan gelsin. Hocam 5, I can speak English very well. Mükemmel. 6'da can he speak English? Bravo. 7 ve 8'e Zehra gelsin. Where is the accommodation? Accommodation. Yes. What do you do to study? What do you want to study? Why she went to live in the UK? Şimdi biz burada past tense kullanmıyoruz. She went to live in the UK. Why does she want to live in the UK? Ya bu kadar işte. 12 boşluklar dolduruyorsun. Yan sağ taraftaki eksi, artı, soru işaretlerine bakarak yapıyorsun. Arkadaşlar sadece present tense çalışıyoruz. Pasla, masla, perfect içimiz yok. Okey. Durum cümlesi, eylem cümlesi. Hadi bakayım. 7 soru çok basit. Doldurun. Şimdi bakın. Çok büyüttüğünüz cümleler ne kadar basitmiş kendiniz göreceksiniz. Biri Benar yapsın. Benar biri yap. Bir, the car is not in the garage. Ya, isn't in the garage. Zaten bir örneği vermiş bir tane. The car is in the garage. Pozitif olduğu için is dedi. Bir de dedi the car isn't in the garage. Evet. İki, Zehra yapsın. Is the in the garage. Bir daha. Is the car in the garage. Is the car in the garage. Evet. Is the car in the garage. Çünkü önce ne gelecek? Yardımcı fiil. Sonra şey yes. Is the car in the garage. Peki. Üçü Sevil yapsın. Where is the car? Bitti ya. Dördü Hakan yapsın. Dört hocam. I don't play games on my phone in the bedroom.
Evet, I play games on my phone in my bedroom diyor. Yani yatak odamda diyor, telefonumla diyor oynarım diyor, oyunlar oynarım diyor. I don't play games on my phone in my bedroom'da onun olumsuzu. Harika, bitti. Beşi kim yapsın, yapmayan kim var? Ben varım hocam. Hemen yapsın Serpil. Do you play games on your phone in your bedroom? İşte bu, işte bu. Altıya geç. Altı, şey Zehra sen oku altıyı. What games do you play on your phone? Bu ya, bu. Allah Allah. Yedi. Ben Arsene yap yediyi. Can he play a game on my phone later? O benim telefonumla daha sonra oynayabilir mi diyor. Ama ben telefonumla daha sonra oynayabilir mi desen. Deminki yanlış değildi. Telefonumla daha can sonra. Can I play? Olması lazım. Tamam. Can I play a game on my phone later? Evet arkadaşlar. Şimdi burayı adam akıllı, buraya kadar bakın. 13'e kesinlikle geçmeyin. Ben size diyorum, benim vermediğim ödevi yapmayın. Siz çok 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 kafanızda büyütüyorsunuz arkadaşlar. Emin olun büyütüyorsunuz. Yani bir baktığın zaman ya bu ne kadar basit ya, ben bunda niye yanlış yapayım diyebiliyorsun değil mi? Çünkü burada bir tek present tense'in durum cümlesini ve eylem cümlesini anlatıyoruz. Ama bunun yanında mesela bana diyor ki do you speak English, can you speak English arasında ne fark var? Onu soruyor, cevabını alıyor. Sonra burada bir dinleme parçası var, onu dinliyoruz, onu şey yapıyoruz. Burada bir okuma parçası var değil mi? Yukarıdakini okuyoruz, aşağıdakini okuyoruz. Burada com yazdığı halde buraya UK diyorsunuz mesela değil mi? Bak ne kadar ilginç şeyler. Sonra geliyorsunuz buraya arkadaşlar. Burada bir listening dinliyorsunuz, bir dinleme parçası dinliyorsunuz. Ve dinleme parçasına göre 2 veya 3 kelime yazıyorsunuz. Aslında bunlar sizin dinlerken not almanız gereken kelimeler. Ha, onlar tüyo veriyor burada. Şimdi devam ediyoruz. Sonra bir takım kelimeler öğrendik biz burada değil mi? Bir takım kelimeler öğrendik. Öyle aham şaham böyle zorluğu yok yani burada. Şimdi sizden rica ediyorum. Size göndereceğim bugün dinleme parçası var. Bunu rahatlıkla ve rahatlıkla oturup yazabilirsiniz. Ayrıca kendiniz de bunu oturup kendi evinize kendinize uyarlayabiliyorsunuz. O hangi yapıları kullanmışsa, o hangi şeyi, tensleri kullanmışsa o tenslerde yapın. Gidip bana perfect tense yapmayın, pasif yapmayın, indirect yapmayın, causative yapmayın, noun clause, adjective clause, o yapmışsa yapın. Anladın mı? Onunkilerin sadece şeylerini değiştirin. Yani söyleyin ne diyeyim? Yaptığı işleri değiştirin. Yapıyı değiştirmeyin yani. Anlıyor musunuz? Yapıyla oynamayın. Yapıyı aynen anlatmaya çalışın o yapıyla. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz çocuklar? Anladık. Evet hocam. Evet, zor düşünmeyin. Emin olun ki tereyağından kıl çeker gibi olacak. Sadece siz acaba burada başka bir şey mi var? Burada perfect tense var. Bu kitap Cambridge'in kitabı arkadaşlar. Alttan alıyor, süze süze. Bütün tortular aşağıda kalıyor. Yukarıya saf tertemiz bir IELTS 8'lik 9'luk talebe kalıyor. Öyle bir kitap bu. Mindset. O kadar değerli bir kitap bu. Şimdi bugün dersi burada bitiriyorum ama ben size bir tane ne göndereceğim arkadaşlar? Dinleme göndereceğim. Dinleme size hafif geliyor değil mi? Neler dinledin? Çok. Evet hocam ya. Çok bayağı hafif geliyor hocam. O zaman bu dinlemeyi dinliyorsunuz. Tık 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 yazıyorsunuz. Bu arada sizlere bir şey söylüyorum. Arkadaşlar eskiden söylüyordum dilimde tüy bitiyordu, kimse yapmıyordu. Ama bu IELTS grubu yapar biliyorum. BBC 4 Extra Radio. Her gün eğer yapabilirseniz günde 3 saat 4 saat BBC 4 Extra dinlerseniz şahane bir şey olacak.